Herkese selamlar. Çağdaşın İngilizce Dili Okulu YouTube eğitim kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırlatmayı yapalım. Hemen devam edelim videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen eksik bırakmayın arkadaşlar. Bu bölümde İngilizcenin en önemli bakın en önemli konularından bir tanesi olan noun clauses'ı isim cümleciklerini tabii ki konu olarak anlatmayacağım sizlere. Cümleler üzerinden değerlendirip aktif bir şekilde bu noun clauses'lar nasıl çalışıyor? speaking'de, writing'de ya da herhangi bir kalıpta nasıl işleniyor bunu detaylı bir şekilde yazarak öğreneceğiz arkadaşlar. Bu arada kurslarımızdan da haberdar olabilirsiniz. 27 adet kursumuz yarın 12 Mayıs'ta her biri 34.99 TL'den satışa çıkacaktır. Bunu da belirtin duyuru yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Birinci cümle gelsin. Şimdi karşımıza hangi cümle gelirse onu konu üzerinde anlatacağım sizlere. Paris valisinin kim olduğunu biliyor musunuz? Şimdi hemen acele etmeyelim. Sona bakalım. Biliyor musunuz? Klasik bir şekilde sorumuza yazalım arkadaşlar. Do you know birlikte girelim. Do you know? Evet burada duruyorum. Bundan sonra bir cümle kullanacağım. Şimdi noun kullanıcı cümleci nasıl çalışıyor? Kısaca hatırlatayım hemen. Daima fiil desteklenmektedir. Fiil. Burada olduğu gibi noun fiili. Yani demek istiyorum ki fiil destekleniyorsa fiilden sonra cümle kullanılması gerekiyor. Fiilden sonra cümle ya da bir yapı kullanılması gerekiyor. Ki adı da cümlecik olsun. Peki neden isim cümleci diyoruz arkadaşlar? Neden isim cümleci? Bu isim cümleci olabilmesi için ya nesne konumunda yer alır ya özne konumunda yer alır. Burada ne konumda yer almış? Nesne konumda yer almış. Do you know? Biliyor musunuz? neyi neyi biliyor musunuz? Evet, işte size nesneyi arayan soru. Neyi biliyor musunuz? Nokta, nokta nokta olduğunu ya da nokta nokta neyi. Bu bir soru cümlesi tabii ki. O yüzden biz de burada hemen bir bağlaçla birlikte girmemiz gerekecektir arkadaşlar. Hu ile birlikte zaten kim olduğunu diyor ya. Hu ile birlikte girmiş oluyoruz. Zaten non close bağlaçlarda çok temel bağlaçlardı. Tanımlı, tanımsız şekilde belirli belirsiz şekilde düzeltiyorum. Girebiliriz arkadaşlar. Belirli durumlarda that hani that clause deriz ya that the defect that kullanılmaktadır. Belirsiz durumlarda da birçok zaten non close bağlacı var. Onları da zaten biliyoruz. When, where, why, which, who bunlardan birkaçı zaten. Evet, bunları da zaten cümle içinde değerlendireceğiz. Who'dan sonra şunu diyeceksiniz. Bakın Sorularak sormuyoruz. Soruyu sorduk. Duyun o. You know? Bitti. Bunda devamında bir soru yok. Sadece cümle kullanacaksınız. Yani şunu hatırlatayım tekrardan. Fiilden sonra daima bakın daima bir noun clause bağlacı geliyor. Bağlaç bağla artı klasik bir cümle. Soru falan yapmıyoruz. Soruyu duyun you know? birlikte yaptık. Şimdi Paris valisi zaten kim olduğu belli değil. Şudur diyeceğiz, bitireceğiz. Yani the governor the governor of the governor of Paris diyorum. Is diyorum. Soru şartını koydum. Evet. Bakın. Soru falan yapmadım. Net bir şekilde cümle. The governor of Paris is X, Y, Z kişisi. Vesaire. Bu bir cümle. Klasik temel dizimi bu şekilde yapıyoruz. Hatırlatayım tekrardan. Bu tabi who yerine başka her biri de yazılabilirdi. Tabi bu ne istediğine göre değişmek de Kim diyor zaten burada. Kısaca size burada birinci cümlesini anlatayım. Ondan sonra devamında daha hızlı bir şekilde gidebiliriz. Do you know? Neyi biliyor musunuz? Who the governor of Paris is? Paris valisinin kim olduğunu biliyor musunuz? Devam ediyorum. Demet, Marti'nin dükkanındaki işi alacağını düşünüyor. Şimdi Demet düşünüyor, net bir şekilde belli zaten. Hadi girelim. Demet. Thank kullanalım, thanks. Şimdi devamında bir cümle istiyor. Şimdi, ayrım noktasına geldik. Belirli belirsiz durumlar. Ne demiştim? Belirlerde that the effect kullanılır. Belirsizlerde de işte o saydığım bağlaçlar kullanılır. What, when, where, why, who vesaire. Şimdi bakın bakalım cümleye. Öyle bir tane bağlaç var mı? Var mı? Demet Martin'in dükkanındaki iş alacağını düşünüyor. Hani nerede? Nerede? Ne zaman? Kim? Hangisi? Neden? Yok. Bunlar yok. Bunlar olmadığı durumlarda fiilden sonra bir cümle kullanacaksanız o bağlaç genellikle det oluyor. Bildiğimiz det clause oluyor. Yani uzun halde defect oluyor zaten. Ama daha çok kullanımı, sık kullanımı derttir Bunu da belirteyim. Zaten şu yerde de görürsünüz. Ha kısaltma halleri de olabiliyor. Kullanmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Yani genellikle de kullanılmıyor zaten. Özellikle speaking'de, konuşmada daha kısaltmak için Demet thanks. Devamdaki cümle yazarsın. That'i söylemeye de bilirsiniz. Ama yazarken kullanmanızı tavsiye ederim. Demet thanks that. Demet düşünüyor ki Martin'in dükkandaki işi alacak. Hadi yazalım cümlemizi. She will get the job. İşi alacak. At Martin's store. Martin'in dükkanındaki işi alacağını düşünüyor. Evet aynen öyle. Bu da ne oluyor? Bağlantı kurmuş oluyor. Tekrardan okuyalım bakın. Demet. Demet. She will get the job at, at Martin's store. Martin'in dükkanındaki işi alacağını, bakın o bağlacı, dette birlikte verdim, düşünüyor demiş olduk. Ne yapıyoruz? Bağlaştan sonra klasik bir cümle yazıyoruz. Bunu da belirtelim tekrardan. Devam. Bizi her kim aradıysa telefonun uzun süre çalmasına izin vermemiş. Her kim aradıysa her kim anlamında bu herli ifadelerin bakın her ne zaman, her kim, her nasılsa, işte her nerede ifadeleri genellikle ever'la birlikte kullanılabiliyor. Bu işte whenever, wherever, whoever burada olduğu gibi getirebilirsiniz tabii ki. Şimdi bu özne konumunda gelmiş. Onu da belirteyim. Whoever hemen yazalım. Anlayacaksınız zaten. Bizi her kim aradıysa whoever özne olmuş oluyor. Phone aramak olsun. Found us. Bakın bizi her kim aradıysa her kim ile birlikte verdim. Cümlemi kurdum. Bunu özne olarak getirdim. Bizi her kim aradıysa, bu tamamen özne olmuş oldu. Şimdi yüklemle birlikte devam etmek gerekiyor. Bizi her kim aradıysa özne izin vermemiş. Simple past olumsuz yapalım. Didn't let olsun. Telefonun çalmasına ama the phone ring. Evet, şöyle telefonun çalmasına izin vermemiş demiş olduk ne zaman ne kadar uzun süre diyeceğiz bitireceğiz. Long enough'ı kullanalım. Yeteri kadar uzun anlamda kullanmış olduk. Bu şekilde de bırakmış olduk. Demiştim zaten sizlere özne olarak gelebilir. Nesne olarak gelebilir. Ama unutmayın bir cümle olarak yerini almış olacak. Her biri sizlere farklı örnekleri olsun. Aydın partiye zamanında geleceğine söz verdi. Yazıyorum arkadaşlar. Aydın Söz vermek fiili. Promise olabilir. Promised. Yukarıda herhangi bir şey var mı? Bağlaç yok. O zaman det'i hemen kullanın. I don't promise that. I don't söz verdik ki non cümle, cümleciklerini bu şekilde de okuyabilirsiniz. I don't söz verdi ki şeklinde. Ya da I don't nokta nokta yapacağını söz verdi şeklinde de okuyabilirsiniz. İki türlü okunuyor zaten. Hepsi aklınıza kalsın. Partiye zamanında gelecek diyeceksiniz. Heh. Şimdi burada bir ayrım daha hatırlatma yapacağım. Tabii ki burada. Şöyle. Bir kere bu simple past tense. Promised. Söz verdi. Ve devamında da bir ne istiyor? Ecekacaklı. Ecekacaklı. Gelecek zaman ifadesi istiyor değil mi? Evet. Geleceğini diyor. Unutmayın. Dead close adayına non-close burada başladığınız tense devamındaki tensi de etkiliyor. Onu da hatırlatayım. Yani dead clause'ın içinde genellikle bu şekilde oluyor arkadaşlar. Simple past O zaman burayı da kullanacaksınız. Ece kacağın pastalle ifadesi will değil, would'a dönmesi gerekiyor. Güzel bir hatırlatma olsun bu da. O zaman diyeceksiniz ki he would zamanı da gelecekmiş. He would be on time diyelim. He would be on time. Farklı fiillerde kullanabilirsiniz. For the party diyelim bitirelim. Şu şekilde. Cümlede cümlede ilerleyici zaten sizlere burada gerekli hatırlatmaları yapıyorum. İçi simple past tense oldu. That clause'un içi şu. Aslında ana cümlesinin içi. Ve that clause cümleciği de şu oluyor zaten. Devamındaki de tense olarak değişmektedir. Uyumaktadır hatırlatalım. Kampa gidip gitmemesi Jane'i endişelendiriyordu. Özne olarak gelmiş. Şimdi bakın Jane'i endişelendiriyordu. Ne? Kampa gidip gitmemesi özne olarak gelmiş. Altını çiziyorum. Özne gelmiş. Yani ıp ıpmadığı anlamında bir naan kılójücü özne pozisyonu da gelmiş. Biz ne biliyoruz? ıp ıpmadığı anlamında whether or whether or not, if or ya da sadece if if kozdan koşul şarttan bahsetmiyorum, conditionaldan bahsetmiyorum. İki türlü kullanılır if. Hem conditional hem de bu şekilde ıp ıpmadığı whether şeklinde getirilebilir hatırlatmamızı yapalım. Öznel olarak getiriyorum. Weather'ı getireceğim. Hatta weather or not da diyebilirsiniz. Ip, ıpmadığı şeklinde hem olumlu hem olumsuz yapısını bir anda kullanıyoruz. Kullanmasanız da olur. Weather'ı sadece de getirebilirsiniz. If'i sadece getirebilirsiniz. She gidip gitmemesi. Geleceğe yönelik gönderme yapalım. Ama pastayla kullanmış. Endişelen diyor. Wood ile birlikte verelim. She would. Ya da wood ile vermeyelim daha farklı yapabilir. Şurada birlikte de verebiliriz aslında. Gidip gitmemesi. Yani bir olmasını istediğimiz bir temenni ya da olmasını beklediğimiz bir durumda olabilir. Şurada kullanım var bu şekilde. O yüzden şurada getirebiliriz. She should go camping. Şöyle. Kampa gidip gitmemesi. Olmasını beklediğimiz durum gibi kullandık bunu. Gidip gitmemesi. Özne oldu. Jane endişelendiriyordu. Ve orayı kullanalım. Veryid Jane diyelim. Bitirelim. Jane'in nişelendiriyordu. Bu şekilde. Özne, yüklem, nesne. Bu kadar. Özne pozisyonunda da bu şekilde görmüş Şu olduk. Devam. Sedat toplantıya geç kalacağını söyledi. Dead clause var içinde zaten. Sedat söylemek anlamında tell, mention. Mention'ı kullanalım. Mentioned söyledi that mentioned that Sedat söyledi ki geç kalacak. Ecek acak would'la verilecek. Çünkü mention pastalli geldi. O toplantıya geç kalacak. He would kısaltatabilirsiniz. Sadece D ile bir şey birlikte ayırabilirsiniz. Şöyle. Şöyle yazabilirsiniz. He would be late. Geç kalacak. For the meeting diyorum. Bitiriyorum. Toplantıya geç kalacağını söyledi. Duyurdu dedik. Şurada bakın. Bize bu mektubu kim gönderdiyse adını imzalamış olmalı. Kim gönderdiyse. Şunu diyor aslında. Her kim gönderdiyse. Ondan bahsediyor. Çünkü belli değil. Whoever çok rahatlıkla kullanılır. Özne olarak gelmiş. Whoever sent. Zaten özne devam ediyor. Yükleme döndü. Whoever sent us. Bize gönderdi. Neyi? Mektubu. Bu mektubu. This letter diyorum. Bu mektubu her kim gönderdiyse adını imzalamış olmalı. Olmalı demiş. Bir kere mış var. Perfect model gelmesi gerekiyor. Should modül kullanalım mı? Should perfect yapalım. Should have signed. İmzalamış olmalı. Neyini? Adını. O zaman her name diyelim bitirelim ya da his name fark etmez hangisini getirirseniz. Whoever ile birlikte şöyle özne pozisyonda geldi bize. Bu mektubu her kim gönderdiyse. Her kim. Whoever. Atalarınızın kim olduğu benim için fark etmez. Ancestor kullanalım. Atalar anlamında burada. Kim olduğu demiş zaten burada. Her kimle alakası yok. Sadece kim demiş. Who ile birlikte başlayacağız. Özne olarak gelmiş değil mi? Bakın. Atalarınızın kim olduğu. Özne olarak gelmiş. Who ile birlikte kuralım. Klasik who cümle kullanacağım devamında zaten. Bozulmuyor. Who your ancestors were diyeceğim. Bitireceğim. Ancestors were. Evet bakın atalarınızın kim olduğu. Rahatlıkla cümlemi kurdum. Who'dan sonra. Özne oldu. Benim için fark etmez. Benim için önemli değil diyor yani. Make no difference'ı kullanalım o zaman. O zaman şöyle diyelim. Makes makes no difference to me. Benim için önemli değil, benim için fark etmez şeklinde getirmiş olduk. Şu kafanızı karıştırmasın. Were olması işte were'den sonra hoca makes gelmiş kafam karıştı vesaire diyebilirsiniz. Hayır, hayır arkadaşlar. Tamamıyla özne pozisyonda. Bakın şöyle yapayım. Hı. Bu tamamen özne olmuş oluyor. Who'dan sonra zaten cümle kullanmam gerekiyor. Atalarınız kim? Pasta gönderme yapmış zaten. Who ancestors were. Atalarınızın kim olduğu makes no difference to me. Benim için fark etmez şeklinde. Barry gerçeği söyleyeceğine yemin etti. Swear film ikinci halini kullanalım. Swore dönsün o da. O zaman Barry swore. Yemin etti. That clause istiyor. That yemin etti ki o gerçeği söyleyecek. Ecek bu da dönsün. He would tell the truth diyelim bitirelim. Şöyle. O gerçeği söyleyeceğine yemin etti demiş olduk. Şöyle dead cloud'un içi burada oluşuyor. Başka birinin aynı deneyleri yapıyor olabileceği hiç aklına gelmemişti. Şöyle aklına gelmemişti. Hmm, burada yapmadığımız bir durum var. Aklına gelmemişti. Ney? başka birinin aynı deneyleri yapıyor olabileceği. Altını çiziyorum. Burada herhangi bir bağlaç var mı? Yok. Who vesaire alakası yok. That kullanması gerekiyor. That clause'dan bahsediyorum yani. Klasik bizim yaptığımız var ya şu. Ha, şundan bahsediyorum. Ama kullanmadığımız bir durum var. Burada özne pozisyonunda gelmiş. Ama nasıl getireceğim? Hep yaptıklarımız nesne pozisyondaydı. That clause'lara bakıyorum hemen. Şöyle bakın. Nesne konumunda. Geri dönüyorum. Şurada nesne konumunda. Özne ile alakası yok. Geri dönüyorum. Nesne konumunda. Bakın burada yine. Ondan sonra nesne konumunda yine burada. Bir de özne konumunda getirmiş. O zaman nasıl yapacağız? O zaman şöyle yapacaksınız. ile birlikte başlayacaksınız ya da the fact ile birlikte başlayacaksınız. Cümleyi yazıyorsunuz. Özne olmuş oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Ayrımı gördünüz zaten. That başka biri aynı deneyleri yapıyor olabilir diyeceğim. That anyone anyone could yapıyor olabilir iyi olmak anlamında burada model continuous yapalım. Could be doing yapıyor olabilir. Neyi? Aynı deneyleri. The same experiments experiments şöyle başka birinin başkasının Aynı deneyleri yapıyor olabileceği özne oldu. Bu hiç aklına gelmedi. Hiç never ile birlikte girelim. Never. Aklına gelmek anlamında ne ne kullanalım? Occur kullanalım ama occur to. Artı sanvan yapısını kullanmak gerekiyor. Occurred to him ya da her. Bu şekilde bitirebiliriz. Occur aynı zamanda ortaya çıkmak, meydana gelmek anlamında. Tabi happen gibi kullanma da var. Aklına gelmek anlamını şöyle occur to one ya da some şeklinde getirebilirsiniz. Şöyle özne pozisyonunda nasıl gelebileceğini şöyle görmüş olduğunuz notlarınızı bu şekilde alınız. Devam. Yaşlı adam hazinenin nerede saklandığını biliyordu. Nerede? V yerle birlikte kullanmış. Burada ilk defa yapacağız arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Şimdi yaşlı adam the old man New, The old man knew. Biliyordu. Devamında cümle. Şunu diyeceksiniz. Hazine nerede saklandı? Diyeceğiz. Nerede ile birlikte gireceksiniz? Yani fiilden sonra bunu istiyorsa zaten direkt otomatikman down close oluyor. Where ile birlikte giriyoruz. Devamında bir cümle. Cümle şu. Hazine saklanıyordu. Ya da hazine saklıydı. Şeklinde diyebilirsiniz. The treasure. Treasure was kept diyelim. Saklanıyordu şeklinde. pasif olarak gösterdim. Bitirdim. Kafanız karışmadı değil mi? Verden sonra şurada karışma ihtimali çok yüksek. Şurada. Hazine nerede saklandı ya da saklanıyordu. Burada karışma ihtimali çok yüksek. Fiili kullandım. Bitirdim. Yaşlıdan biliyordu. ile bilete kesinlikle girmeniz gerekiyor. Non-close bağlacını bağladım. Devamında klasik bir cümle. Hiç kafanız karışmasın. Pesif olarak yaptım zaten. Karnavala giderken onları asla unutmayacağım. Bunu şöyle diyelim. Asla unutmayacağım. Giderken olanları asla unutmayacağım. I will never forget. Forget. Asla unutmayacağım. Olanları. Aslında şöyle diyor. Olan şeyleri demek istiyor burada. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. İster ejective clause ile birlikte yapın, ister noun clause ile birlikte yapın. Ejective clause yapmak için olanları diyor ya, aslında olan şeyleri diyor. O zaman şöyle dersiniz, things, bakın things that the things which dersini cümle kullanırsınız, şöyle. Bu ejective clause olmuş olur. Ya da noun clause yapmak için tek yol what ile birlikte kullanacak şey, what happened şeklinde. Hı. Olan şeyler olanlar demek istiyoruz normalde. What happened da birlikte. Zaten things that happened şeklinde yine şöyle getirmemiz gerekiyor zaten. Bu adjective clause, bu noun clause. İstediğiniz yapabilirsiniz. İkisi de aynı anlamı katar. Ama ben genellikle what'ı tercih ediyorum. Bu tür durumlarda. I will, I will never forget things. Şöyle things i siliyorum. I will never forget what happened. Yani olanları ya da olan şeyleri asla unutmayacağım. Carnival'a giderken kaldı. O giderken, o yol üzerinde derken on the way ile birlikte kullanalım. Bunu bitirelim arkadaşlar. On our on our way to the carnival diyelim bitirelim. Carnival. Evet. Carnival'a giderken. Şöyle çok basit bir şekilde. Klasik bir yapı zaten. On someone's way to. Bir şeye giderken. Bir şeyin üzerindeyken anlamında. Evet. What'la kurduk anlama nasıl farklı çevrildiğini gördünüz zaten. Kasanın resmi kasanın resmin arkasında olduğunu biliyordum. Ben biliyordum. I knew. Ben biliyordum. Bir Be that close istiyor. I knew that. Biliyordum ki kasa the safe safe olsun kasa was behind. Arkasındaydı. Bir yer önüne data kullandım neyin resmin arkasında behind the picture diyelim bitirelim. I knew that. Ben biliyordum ki the safe was behind the picture. Kasa resmin arkasındaydı. Olduğunu biliyordum. That close nesne konumunda. Rana Jordan'a sorunları anladığı konusunda güvence verdi. Eşşuru kullanalım. Güvence vermek anlamda garanti etmek anlamında. Rana assured kime Jordan? Jordana garanti verdi. Sure that. Şöyle, şu zaten Başka da bir şey yok. Şunu diyeceksiniz. O sorunları anladı. anladığı anlıyordu. Hı. O sorunları anlıyordu. şey, understood the problems diyelim bitirelim. Problems. Evet. El çok karıştırılan zaten konulardan bir tanesidir. Hatta başında da gelebilir tahminimce İngilizce'nin non-close'lar. Gelecekte close'a da buna dahi zaten. Evet. Bu şekilde rahatlıkla basit anlatarak anlayabiliriz umarım arkadaşlar. 21 Mayıs 2010'da yaşananlar ilçemizde asla unutulmayacak. Yaşanan şeyler aslında. Yaşananlar. Yaşanan şeyler. Onu demek istiyor. Az önce anlattım kavram. Think that ya da think which adjective kullanır ya da what'la birlikte. O zaman özne olarak gelmiş zaten. Çok da güzel olmuş. What happened? Değil mi? Yaşananlar. What happened on May Mayıs 21 21 2010 diyelim. Hatta virgül de okuyabiliriz. 2010 10 şeklinde getiriyorum. Tamam. Özne bu oldu. Öznemiz bu. What'la birlikte kurduk. What happened'la birlikte. İlçemizde asla unutulmayacak. Bir kere Ecek, ecek var. Will asla never ve passive voice var. Will be verb. Will never be forgotten diyeceğim. Unutulmayacak. In our town kasabamızda, ilçemizde asla unutulmayacak. Güzel. Sıcak ve nemli havanın büyüsüne kapıldığımızı biliyorduk. Evet, that var zaten burada. We knew that. Biz biliyorduk ki. Biz bir şey yaptık. Biz. We. Şimdi büyüye kapılmak anlamında. Bir şeyin büyüsüne kapılmak anlamında. Şöyle. Kalıp şu olabilir. To be filled kullanacağım bunu. We were in for a spell of nokta nokta kalıbı. A spell of nokta nokta nokta. Bir şeyin büyüsünde olmak. Bir şeyin büyüsüne kapılmak etkisinde kalmak anlamında kullanabilirsiniz. Şu yapıyı. In for a of sıcak ve nemli hava diyeceğim. Bitireceğim. Hot Humid Feather Bu şekilde. Zaten Dead yapmış olduk. Biliyorduk. Bizi ziyaret eden yeni boyanmış bir odaya sahip olacağından emin olacaktır. Emin olacaktır. Kim bizi ziyaret eden kişi demek istiyor normalde. Her kim bizi ziyaret ederse aynen öyle. Whoever ile birlikte kuracağım. Whoever. Özne bu oldu. Visits. Whoever visits us özne konumda. Bizi her kim ziyaret ederse, bizi ziyaret eden kişi will emin olacaktır. Emin olmak will be sure kullanılabilir. Assure'u getirip Passive olarak da gösterebilirsiniz. Bill be sure. Emin olacaktır şeklinde getirdim. Bir şey olacağından neyden emin olacaktır? Hatta burada da bir dead close da yapılabilir. Değil mi? Yeni boyanmış bir odaya sahip olacak. Aynen öyle. Bir cümle geliyor. Cümle. Sıfattan sonra da. Ha şunu da hatırlatayım. Hemen önümüze geldi. Çok iyi oldu. Sadece fiilden sonra değil. Sıfatlardan sonra da cümle getirdiğiniz zaman, bakın sıfatlardan sonra da cümle getirdiğiniz zaman bu nankulu cümlecine direkt olarak gider. Onu da hatırlatayım. E hocam Ejective clause olmaz mı? Sıfat cümleci. E sıfat. Hayır. Ejective clause daima ismi niteler. Yani burada net bir şekilde isim olması gerekiyor ki Ejective clause başlasın. Sıfat cümleci başlasın. Hatırlatayım onu. E, sıfatlardan sonra da bir dead clause da yine oluşturabilirsin. Sure that, we'll be sure that şunu diyeceksiniz yeni boyanmış bir odaya sahip olacak diyeceğiz arkadaşlar. Hatta let'i koymaya da Kısaltma da yapabilirsiniz. Will have sahip olacak dedim. Neye? Yeni bir odaya. Yeni boyamış bir odaya. E, yeni derken new ya da freshly getirebilirsiniz. E, freshly painted painted room yeni boyanmış odaya sahip olacaktır demiş olduk o kadar. Evet. Hatta şunu daha da yalınlaştırmak için şurayı da değiştirebilirsiniz. Şöyle will be sure dedim ya ben. "be getirdiğiniz zaman az önce vurguladım zaten size orada. Yani şunu demek istiyorum. Aşağı indirdim. Pasif olarak gösterirseniz to be assured of birlikte getirirseniz bunu devamında ikinci cümleye gerek kalmaz. Şuna gerek kalmıyor. Will have'e gerek kalmıyor. Bir şeyden emin olmak anlamında şu yapıyı kullanabilirsiniz. Buna evirdiğim zaman o da şöyle oluyor. Will be şurayı siliyorum. Şunu alıyorum. Will be assured of a freshly painted room şeklinde büründürürsem bu cümleyi yine daha yalın bir şekilde tek bir cümle halinde yazmış olurum. Aklınıza bulunsun iki yapıda lütfen iyi değerlendirelim. Devam ediyorum. Bize bu Noel kartını kim gönderdiyse, her kim gönderdiyse demiş, adını imzalamayı unutmuş. Evet burada da önceki cümleyi bir farklı versiyonda yapalım. Whoever sent us this Christmas card diyeceğim. Bu Noel kartını kim gönderdiyse, her kim gönderdiyse adını imzalamayı unutmuş. Forgot. Forgot. Unutmuş. To sign imzalamayı unutmuş. His name diyorum. Şöyle de yapmış oluyorum. Okeydir. Devam ediyorum. Hepimiz Can'ın sınıf başkanı seçileceğine inanıyoruz. Bu present hali. We hepimiz diyor ama we all diyelim mi? We all believe. Biz hepimiz inanıyoruz ki inanıyoruz ki devamı cümle can sınıf başkanı seçilecek. E burası present hali. E çakacak ne olacak? O zaman da will olacak. Would past O zaman can will seçilecek demiş. Aynı zamanda bir passive voice var burada. Will be selected. Seçilecek class president sınıf başkanı seçileceğine inanıyoruz demiş olduk. Şöyle. Haydi son cümleye doğru gidelim. Powell gençliğinde daha fazla seyahat etmediğinden pişmanlık duyuyor. Regret kullanalım burada. Regret fiili. Powell regrets that pişmanlık duyuyor ki pişmandır ki gençliğinde daha fazla seyahat etmedi diyeceğim. He didn't travel more. Daha fazla seyahat etmedi. Gençliğinde in his youth diyelim bitirelim. Şöyle. Powell regrets that didn't. Şöyle yazalım. Powell regrets that. Powell pişmanlık duyuyor ki he didn't travel more in his youth. Gençliğinde daha fazla seyahat etmedi. Yine yine Pişmanlık duyuyor şeklinde bağlantıyı bu şekilde detle birlikte veriyoruz. E, tabii ki genellikle detle birlikte yapılıyor arkadaşlar. Özne olarak gelebiliyor. Bir kere yaptık özne. Genellikle nesne konumunda getirilebiliyor. Lütfen tensiyonuna dikkat ediyoruz. Bununla içinde içindekiyle şöyle içindeki ve dışındakiyle ikisi arasında bağlantıyı çok iyi kuruyoruz. Onu da hatırladım. Özellikle bu gelecek yapılarında daha çok oluyor arkadaşlar bu. Yani bunu da mesela yapmadık diyebilirsiniz. Burada simple present tense, burada simple past tense. Bu genellikle o ecekacaklı ifadeler var ya will ve would arasındaki bağıntı. Onunla birlikte yapıyoruz. Onu da hatırlatayım. Evet bu bölümde ana clause cümleciklerini 20 cümlede birlikte adım adım değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.